Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31. haftada hafta sonunda oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Birbirinden önemli maçlar var Kırmızı Grup'ta hafta sonunda. İki tane federasyonun sitesini açarsan sana zahmet. Kırşehir Etimesgut zaten. Tamam, bir maç daha var. Yok, Kırşehir ile Etimesgut işte. Ha, Ükmen 3 puan alacak takımlar, Kırşehir ile Etimesgut yok bu hafta. Yok zaten burada. Yok, şundan dedim. Rakiplerini göremedim de o yüzden. Diyarbakır ile Adıyaman'la zaten, pardon. Aynen, tamamdır. Onlar zaten. Kırşehir ile Etimesgut otomatikman 3 puan alıyorlar bu hafta kırmızı grupta. Maçlar Adıyaman ve Diyarbakır ile olduğu için iki takım da mecburen ligden çekilmişlerdi maalesef. Onu söyleyelim. Klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Hı-hı. Ardından da maçları tek tek değerlendirelim. Özellikle Ankara Demir Spor Van Spor maçı var mesela. Çok güzel geçmeye aday bir maç. Tüm maçları konuşacağız. Kocaeli Spor'a da bir maç ceza geldi bu arada. Onu söyleyelim. Maalesef. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videolara abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza özellikle abone olmalarını, videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin diyelim. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şunu söyleyeyim. İzleyen herkesten sonuna kadar izlemelerini ve maçla ilgili görüşlerini, yorumlarını videomuzun altına bekliyoruz. Ankara Demirspor Banspor maçıyla başlayalım. Kırmızı gruptaki tüm maçlar pazar günü oynanacak. Evet. Çünkü beyaz grupta 4 tane maç cumartesi günüydü ama burada tüm maçlar pazar günü oynanılacak. Maçların saatleri de şu an için 15 olarak görünüyor. Hı-hı. Hani bir değişiklik olmazsa tüm maçlar 15'te olacak. Çok kritik bir maç Ankara Demirspor Banspor maçı. Başkent ekibi Banspor'u, ligde 2. sırada bulunan Banspor'u Ankara'da konuk edecek. Ankara Demirspor devre arası iki önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen Mervan Yusuf Yiğit ve İrfan Akgün'ü çok iyi gidiyor Serhat Hoca ve öğrencileri. Yollarına iyi devam ediyor. Geçen hafta Zonguldak Kömür gibi zorlu bir deplasmanda 4-3 kazanmayı bildiler. Vanspor'da 11 haftadır gol yemiyor. Son 8 maçta da 7 galibiyet bir beraberlik aldı. Çok formda Vanspor. Kaleci Haydar da çok formda özellikle. Ama tabii Vanspor'un geçen haftaki Kastamonu beraberliği kötü oldu çünkü bu maçtan sonra içeride Kocaeli Spor'la oynayacaklar. Hani o maçı kazanıp, bu maçı da kazanıp o maçı direkt final maçı haline getirebilirlerdi. Çünkü Kocaeli Spor'un bir tane daha 3 puanı var garanti. Evet. Diyarbakır'la maçı var Kocaeli Spor'un. Hı-hı. Ondan dolayı. Nasıl bir maç bekliyorsun başkentte? Ben Van Spor'un artık gol yiyeceğini, iki takımın da birbirlerine gol atacaklarını düşünüyorum. Çok zor bir maç bence sonuç anlamında. Yorumun ne olur? Vallahi iki tane iyi takım mücadelesi olacak. Şimdi aynen, iki takım da hem Ankara Demirspor iç sahada, Van Spor'da deplasmanda iyi bir performansa sahip. Ankara Demirspor'un iç sahada 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, sadece 1 mağlubiyeti var. Çok iyi. 26 gol atıp sadece 9 gol yiyen bir Ankara Demirspor var. Yani maç başına 1 gol bile yemiyorlar. Ve maç başına da tam neredeyse 2 gole yakın bir gol atıyorlar. Zaten özellikle bu sene çok böyle net bir forvet olmamasına rağmen 54 gol atan bir Ankara Demirspor var ligde toplamda. Yani Ahmet Sivri formda 2 gol attı. Aynen, yani hafta şu anda Kocaeli Spor'dan sonra bu ligin en çok gol atan takım Ankara Demirspor. İskenderun, Trabzon, Buca, Van hepsinin de önünde. Bu da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Van Spor'da deplasmanda 15 maçın 8'ini kazanıp 3'ünü de berabere 4'ünü de kaybetti. 20 gol atıp 12 gol yediler. Onlar da 1 gole yakın gol yiyorlar deplasmanda. 1 golün de üzerinde maç başına deplasmanda gol buluyorlar. Şimdi Ankara Demirspor çok dinamik bir takım ve büyük maçlarda, yani büyük maç derken hedef oynayan takımlarla maç çok yaptıkları zaman da her zaman o maçlarda ezilmeyen bir takım görüntüsü verdi. İlk devre sonunda Kocaeli Spor'a bile mesela 4-2 yendi. 4-2 yendiler. Kocaeli'de. O maçta bile zaten zıpkın gibi takımdı yani. Hiç böyle rakibin oyunu şey yapmadılar. Kabul etmediler. Kendi oyununu oynadılar ve kendi oyununu rakibe şey yaptılar, kabul ettirdiler. İçeride Buca'yı yendiler. İskenderun'a yenilmediler. İçeride Buca ile Karacabey'i yendiler. Doğru. Karacabey'i ilk devrede yendiler. Yani ilk maçta, ilk devrede zaten hallaç pamuğu gibi attılar. Karacabey'li oyuncular hep bireysel hatayla gol yediler. Buca'yı da net yendiler oyun olarak. Aynen. Ben bu karşılaşmada bu bol gollü bir maç bekliyorum. Ankara Demirspor tarafındayım. Ankara Demirspor kazanırsa çünkü 2. sırayla puan farkını sadece 1'e düşürecek. 62'ye 61 olacak. Ve bu yüzden de, ama tabii ki şöyle, Buca kazanırsa 63 olacak ama Van Spor'dan alıyorum şu an için. En kötü 2 puan inecek ve
ikinci sıra için şansı daha da artacak. Çünkü haftaya da Van Kocaeli maçı varken çok zor şampiyonluk olur. Anlamında bile Ankara Demirspor bir anda hani iddialı noktaya gelecek. Çünkü Ankara Demirspor'un fikstürüne bakacağım. Bu maçtan sonra biliyorsun İskenderun'da oynayacaklar deplasmanda. O da direkt rakibi. Yani. Ardından 3 puan geliyor otomatik. Ardından yine direkt rakiplere Bursa'ya gidiyor. Direkt rakibi derken güç dengesi anlamında söylerim ama puan farkı olarak bayağı bir açıldı. Tabii ki bu maçın sonucu da önemli olacak. Ama Karacabey de bir seri yaparak tekrardan playoff'a dahil olmak isteyecek. Önemli maç. Yani Ankara Demirspor'un fikstürü de kolay değil. O yüzden kesinlikle kazanmak zorunda. Üst üste 3 maçı çok zor. Hepsi zor. Bütün fikstür Kırklareli maçı dışında. Kastamonu Kırklareli dışında. Bir de Etimesgut var ama. Doğru, aynen. Yani Kastamonu Kırklareli maçta da deplasmanda yani. Şimdi şöyle, Ankara Demirspor bir anda Van İskenderun ve Karacabey maçlarıyla playoff'u kaybedebilir de İşte yani. O yüzden zor bir fikstürü var. Bu maçı kazanmak zorundalar. Hani bu maçı kazanırsa bir anda ikinci sıra için imrenecek. Kaybederse de arka arkaya mağlubiyetler gelebilir. Van Spor için de aynısı geçerli. Kastamonu'ya puan kaybetti. Bu maçı kaybetti. Üstüne Kocaeli de kaybederse ikinci sıradan dolup alta doğru inerler. O da sıkıntı olabilir. Ha, Van Spor playoff'u bu saatten sonra kaybetmez. Onu söyleyeyim. Tabii canım. Ama çok zor. Ama ikinci sıra için önemli. Çünkü şöyle bir nokta var. Şimdi ikinci sırada olup eşleşmek var. Bir de direkt finale kalmak var. Bazı takımlar ama şunu düşünüyor. Ne? Konuştum, hocalar da oldu. Onu bir programa geldiğimi söyleyeceğim. Bazıları da ikinci olmayı istemiyorlar. Neden? Maç oynamayacaklar, bizim şeyimiz bozulur diye. Ritim kaybı. Ritim bozulur diye. Onu bir programa geldiğimi söyleyeceğim. Orada bazı takımlar gibi düşünenler var. Bakalım, ben bu maçta bol gol bir maç bekliyorum. Ankara Demirspor'un en kötü kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Ankara Demirspor'u ben galibiyete daha yakın görüyorum. Bakalım çok zor olacak bir maç. Ayrıca Serhat Hoca da eski takımına karşı mücadele edecek. Onu da söyleyelim. Playoff'a kalmıştı Van Spor'la. Sakarya Spor'a elenmişti. Aynen. 20-21 sezonunda Serhat Hoca. Sonradan bir daha geldi galiba, yanlış mı hatırlıyorum? Daha gelmedi. Pardon, Afyon'a gelmişti ben. O. Olabilir. Tabii buraya gelmedi diye buraya hatırlıyorum. Buraya gelmedi. Aynen. İki takıma da başarılar dileyelim. Playoff'a kalırken Serhat Hoca mı vardı? Evet, 2020-21'de. Doğru. Hatta Sedat Cengiz oyundan çıkınca aynen tepki falan gösterdi ya. Utku Şen de gene Van'daydı. Barış Gök zaten oradaydı. Aynen. O sene Oktay Aydın falan da vardı. Sakarya elemişti iki maçı da kazanıp. İki takıma da başarılar dileyelim. Ben de ikinci sırada bitirecek olan takımın Buca Spor olacağını düşünüyorum. Ama ona hiçbir iddiam yok. Hiçbir görüşüm yok benim. Tamamdır. Yani ona benim gerçekten hiçbir görüşüm yok. Ama ben sadece burada bu grupta şampiyon olacak takımla ilgili görüş belirttim. Ama hı, diğer noktada playoff'la ilgili zaten şunu da söylüyorum. Mesela Karacabey kalırsa playoff'a sezon sonu bu ligde kalacağını söylüyorum. Çünkü bu kadrosunun şampiyon olma şansının çok çok zor, imkansız. Yani playoff da şampiyon olma ihtimali yok. Devre arası hata yaptılar. Aynen. Hamleler yani lazım. Bu kadro zayıf yani, bunu kimse kimseyi kandırmasın. Karacabey'in kadrosu, kendilerine de zaten söyledik. Bu devre arası transfer yapmasanız bu takım şampiyon falan boş olamaz. Boş geçtiler. Baktığım zaman da Trabzon çok kolay değil şampiyon olma şansı. Yani iyi oynuyorlar, iyi futbolları var ama Bucaspor'un kadrosu mesela daha iyi. Tecrübe olarak da mı yok diyorsun Trabzon'un? Tecrübe yok ki İskenderun şeyde, Trabzon'da. Yok, aynen, o yüzden. Yani çok az. Bir iki tane oyuncu da var. Aynen. Abdülkadir Korkut da var. En tecrübeli oyuncu o diyebiliriz. Arif Morkay da var. En tecrübeli kaleci Özkan da var. Özkan var. Özkan Yıldırım. Erkul da bir tık yine ben tecrübeli arasına katabilirim. Erkul yani. Küçük Van'da. Pardon, Erkul Küçük diyorum ya. Gelen oyuncu var ya. Devre arasında. Batuhan Kör. Batuhan Kör çok tecrübeli sayılmaz. Şöyle, seviye olarak yukarıda oynadığı için yukarıdan bu lige geldi. Göre bana göre tecrübeli kalıyor yani, anladın mı? Genç oyuncu olmasına rağmen. Şimdi ben büyük maçlarda fark yaratır mı işte, ne yapar acaba? Bence yaratır, şu ana kadar yaptığı performans ve benim kendi görüşüm anlamında bence yaratır. Ama önemli olan şu, eşleşen takımlar da işte çok önemli. Bahadır Erol da önemli bir oyuncu tecrübe anlamında. O da tecrübeli anlamında, işte. Trabzon'da. Trabzon'un fena bir kadrosu yok. İyi ama taraftar dezavantajı var. 1461 Trabzon'un taraftarı yok. Geçen sene Bayburt maçını kendi evinde bomboş tribünler oynadı. Aynen. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Bir tane maçı doldu. Sakarya maçı, hafta içi oynanan. Oğuz Kocaval'ın son dakika attığı 1-0 biten. O da önemli maç, şampiyonluk maçı diye. Karacabey Belediyespor mesela burada Ankara Demirspor'un 3 maçta takılmasını bekleyecek. Aynen kazanıp. Zaten geçen hafta Ankara Demir son dakika gol atması Karacabey tarafını çok üzdü mesela. Çok kötü oldu. Ya zaten Karacabey'in şöyle bir iddiası var. Olması lazım. Evinde 4 maçı 3'ünü üst üste oynayacak. Hepsini alması lazım. Mecbur. Hepsini aynen alması lazım. 4'te 4 çekerek gitmesi lazım. Sen şimdi Ankara Demir Van maçına ne diyorsun, Van Spor bol maçına? Bol golü maç bekliyorum. Ankara Demir tarafını ben kötü kaybetmez. Kazanma ihtimalini de yüksek görüyorum. Peki. Bakalım, ben de iki takımdan gol bekliyorum. İki ekibe de başarılar dileyelim. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. Buca Spor Pazar Spor'u konuk edecek. Pazar günü kendi evinde. Buca Spor devre arası çok iyi hamleler yaptı. Ama o hamleleri biraz geç yaptıkları için de şu an Kocaeli Spor'un 5 puan gerisindeler. Daha erken gelseydi oyuncular belki de Buca Spor şu an puan olarak daha yakın olabilirdi.
ya da eşit olabilirdik Kocaeli Spor'a. Pazar Spor da 2 tane galibiyet aldı sezon başından beri sadece. İkisi de Sarıyer'e karşı. Hani Pazar Spor'un ligde kalması için her hafta Sarıyer'le oynaması gerekiyor yani. Görünen o. Hı hı. Ben Buca Spor'u çok ağır favori görüyorum bu maçta. Net bir galibiyet bekliyorum. Çok konuşulacak bir maç değil bence. Senin görüşün ne olur? Vallahi Buca Spor net olarak favori. Bu maçta bence kazanarak 3 puan alacaklardır. Avaraj noktası da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon sonu geldiği zaman da ikinci olup veya işte şampiyonluk noktası olduğu zaman da ikili avaraja kalma ihtimali yüksek. Çünkü kırmızı grupta avarajlar çok yakın gidiyor. Beyaz grup gibi uçuk değil. Doğru. Sadece şöyle bir nokta var. Kocaeli Spor biraz uçtu. Ama ona da en yakın takım Buca Spor. 4 avaraj fazla şey var, aynen, fark var. O yüzden genelde bu tarz maçlarda da bu avarajı da düşünmesi gerekiyor takımların. Ben Buca Spor'un kazanarak hafta sonu 3 puanla geçeceğini düşünüyorum. Haftaya çünkü çok zor bir maçları var. Fethiye deplasmana gidecek Buca Spor. Çünkü Fethiye Spor son dönemin formda olan takımlarından birisi. O yüzden Buca Spor'un hata yapmadan kazanacağını düşünüyorum. Erhan Çelenk de çok formda. 14 gol 9 asisti var. Sence çok mu formda son dönemde? Yani son dönemde biraz düştü çünkü bence daha gollerin zaten çoğunu ilk devrede attı. İkinci devre kontak kapattı Erhan. Dikkat asist edelim. Yapıyor son dönemde. Aynen. Gol değil de. Ama şimdi ikinci devre iyi oyuncular geldi. Biraz Erhan'ın yükü azaldı. Sadık falan da skor yapmaya başladı, hı-hı, artık. Yani daha iyi bir hücum hattı oldu diyebiliriz. Aynen. Bakalım. Buca Spor'u. Net olarak Buca galibiyeti bekliyoruz. Aynen. Buca ağır favori zaten. Karacabey Belediyespor Kırklareli Spor maçına geçelim. Konuk ekip kontak kapattı zaten. Hani Kırklareli Spor uzun süredir ligde. Sezonu kapattı hatta. Doğru. Zaten sezon başladığında yani Kırklareli Spor'un hedefi ligi ortalarda bitirmekti. Onu da yapacaklar. Karacabey adına çok kritik bir maç. Çünkü Karacabey'in üst üste 4 maçından 3'ü içeride. Hatay'a da tahammülü yok. Maçlarını kazanıp yukarıdaki takımlardan birini aşağı indirmeye çalışacaklar. Ben Karacabey'i net favori görüyorum evinde. Çünkü Kırklareli Spor lig bizse de gizse kafasında. Senin görüşün ne olur? Vallahi Karacabey'de bu maçta Arda'yla Ata yok. Arda'nın sakatlığı devam ediyor. Büyük ihtimalle Etiminskut maçında sahalara dönecekmiş. Onun Arda Okan mı Sadık Arda mı? Arda Yılmaz Türk. Ha, Sadık Arda Yılmaz Türk, tamamdır. Pardon bir dakika. Arda Okan Kurtulan da var ya o yüzden. Ben burada bir daha tekrardan bakayım. Hoca aslında sadece Arda yazdı. İki tane Arda var da. Onu da gerçi sormadık. Yani daha doğrusu ben sormadım. Ona da buradan bir daha tekrardan bakayım. Ama büyüktüm. Arda Yılmaz Türk yok. Evet, tamam, pardon yazmış Arda, ben bir anda hatırlayamadım. Arda Yılmaz Türk yok. Etimeskut maçında büyük ihtimalle hoca döner dedi. Ata zaten yok dedi ki Ata var yani varken de zaten çok fazla şansın düştüğü bir oyuncu değil. Yani. Vallahi Karacabey Belediyespor'un en büyük hatası devre arasında hamle yapmamak oldu. Kaliteli anlamda tabii. Niye ki. Niye öyle oldu acaba? Dijital Hakan'da bir olumlu para da var vermişler. Çünkü kulüpte. Olumlu hani rapor vermişler. Transfere gerek yok diye bu kadro yeter. Ya bu kadro yetmez. Onu hoca vermemiştir ama sanmıyorum. Hoca vermedi. Yani. Hoca rapor yazmış transfer istiyorum i̇ster, diye ama. Her hoca transfer ister yani. Bir de bu takım daha çok istiyor. Yani bu takım daha çok istiyordu. Sen zaten sezon başlarken bir lig devrede senin yukarıdaki takımlar Kocaeli ve Buca'nın altında bir kadron vardı. Yani o yüzden yönetim büyük hatalar yaptı. Ben bu maçta ama net olarak Karacabey galibiyeti görüyorum. Karacabey'in şöyle 4 maç üstte seri yapması lazım. Playoff yolunda tekrardan ben de varım demesi için. Yapabilir mi peki? Yapabilecek bir fikstürü var aynen. Fikstürden dolayı diyorsun. Yapabilecek bir fikstürü var. Bakalım ne yapacaklar. Tamamdır. İki takıma da başarılar dileyelim bu önemli mücadelede. Veysel de büyük ihtimalle oynamayabilir diyeceğim öyle ama mi? Hoca yazmadı demek ki durumu iyi. Peki. Biliyorsun çenesinde bir sıkıntı olmuştu. Maalesef. Ama gerçi geçen hafta maç yapmadılar. Demek ki bir haftalık sürede iyileşti, iyi duruma çene geldi. Çene biraz sıkıntılı, aynen, tehlikeli. Ona da büyük geçmiş olsun diyelim. Evet, geçmiş diyelim olsun dileklerimizi iletelim. İki takıma da Bursa'da başarılar dileyelim. Bir diğer maça geçelim. Kastamonu Spor, İskenderun Spor'u konuk edecek kendi evinde. Kastamonu Spor Lig'de rahat durumda. Son 8 haftada bir hedefi kalmadı Kastamonu Spor'un. İskenderun Spor da geçen hafta kendi evinde net bir galibiyet aldı. İstanbul'da Pendik'te oynadığı maçta Etimesgut'u net yendi. Bu maçta da İskenderun bu karşılaşmayı da kazanıp playoff yarışında biraz daha rahatlamak isteyecek. Kastamonu geçen hafta çok az yedek oyuncuyla maça çıkmıştı. Gene aynı senaryo olur mu onu merak ediyorum. 5 oyuncu ben vardı, 4'ü zaten normal. Bir kaleci oyuncu var bir zaten. Kaleci. Doğru. Ben İskenderun tarafındayım. Çünkü Kastamonu rahat durumda. Hedefi olan tarafta burada İskenderun. İskenderun'da eksik falan var mı Yasin Pehlivan dışında? Bilgim yok, var mı? Yok. Yasin Pehlivan nadir yok zaten kırmızı kartı. O çiftten atıldı. Aynen. Doğru. Onun dışında işte şey yok. Yasin Pehlivan 3 hafta yok. Yani aynen, bir 2 haftaya daha ihtiyacı vardır. Doğru. Şu anda bunlar dışında eksik yok. Eğer ekstra bir sakatlık bir şey olursa tabii ona bir şey diyemeyiz şu an için ama tabii bugün çarşamba programı yapıyoruz. Şu an için bir bu iki oyuncu dışında bir sıkıntı yok. Kastamonu Spor'un hedefi yok. Kadrosu çok zayıf.
Ama tabii ki bu tarz maçlardan puan da alabilecek bir takım. Yani Pazarspor gibi, işte Beyaz Grup'taki Bayburt, Sivas, Tars gibi bir takım da değil. Ama İskenderun hata yapmaması lazım. Tabii. En kötü ikinci sıraya oynuyor ve bir seri galibiyet yapması lazım İskenderun'un kendisini bulması için. Ben sonra oynanan maçtaki performansı beğendim. Diğer maçlara göre çok ileride ama biraz daha böyle pozisyon anlamında üretken olmaları lazım. Pozisyona çok giremiyorlar. O sıkıntı var. Ben bu maçta İskenderun'un kazanarak hafta sonu 3 puanla geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca İskenderun Spor'da da ben bu maçta Enes Soy'dan gol bekliyorum. Forvet'te çünkü şimdi Nadir yok. Süleyman oynar. Artun gene oynar. Ha, ya da doğru Artun oynar. Ama Enes Soy da yer değiştirme ihtimalleri yüksek maç içinde. Tabii. Enes de biliyorsun bazı maçlarda ileride oynatıldı. İlk devrede özellikle. Ben Enes Soy'dan da bu maçta gol bekliyorum. Son maçtaki performansıydı. Çok çabaladı. Kasımonspor'un çünkü savunması çok hatalar yapıyor. Yani Kasımonspor'un savunmasıyla kaleci noktasında çok büyük sıkıntılar oluyor bazı maçlarda. Bunu aynen, özellikle şey maçında gördük. Karacabey maçında gördük. Trabzon maçında da kötü goller yediler. Trabzon maçında zaten darma duman oldular. Çok kötü goller yediler aynen. İskenderun'un orayı işlemesi lazım. Enes Soy da arkaya çok sarkıyor. O yüzden ben oradan bir gol üreteceğini düşünüyorum. Ekmek çıkartabilirler. Aynen, kendi adına ekmek olacak. Yiyebilirler. Ben de İskenderun tarafındayım. Çünkü hedefi olan taraf İskenderun. Kastamonu sezonu bitirdi yani. 45 aynen. gün kaldı ligin bitmesine. Kastamonu şu an lig bitti dense oyuncuların hepsi hemen gitmek ister yani. Hı-hı. Tatile çıkmak isterler o moddolar. Kastamonu'da Abdülaziz Solmaz'ın performansı kritik olabilir diye evet, düşünüyorum. Evet bakalım. Geçen hafta da iyi bir şutu vardı frikikten. Aydar müthiş çıkardı Van maçında. Abdülaziz kilit adam olacak Kastamonu adına. İki takıma da başarılar dileyelim bu önemli mücadelede. Bir diğer maça geçelim. Ev sahibi ekip için kritik bir maç. Kocaeli Spor, Zonguldak Kömür Spor'u ağırlayacak Kocaeli'de. Kocaeli Spor geçen hafta maç yapmadı biliyorsunuz. Hükmen 3-0 kazandı. Adıyaman'laydı maçı. Ama ilginç olaylar oldu maalesef. Taraftarlar tesislere geldi ve ben uzun yıllardır futbol takip ediyorum. Hani Avrupa futbolunu, Türkiye'yi. Ben ilk defa bir kulüpte çalışan malzemecinin taraftarlarla tartıştığını gördüm. İlginç bir olay oldu. Hani uzun yıllardır futbolu takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şey gördüm yani. Bana da ilginç geldi. Kocaeli Spor'un hani Allah'tan grubu iyi kendi adına. Çünkü Kocaeli Spor yukarıdaki hiçbir takımı yenemedi. Beyaz grupta olsaydı Kocaeli Spor Fırat Gül'le şu an ilk 2'de bile olamazdı. Aynen. İmkansız. O da Fırat Gül hoca yüzünden. Bak Kocaeli Van'a kadro yüzünden değil yani. Kocaeli bir Van'ı yendi. 4-2. Buca'ya yenildi. Evinde yenemedi şey, Buca'yı. İskenderun 1-1 kaldı doğru. Kocaeli'de berabere bitti Buca maçı. Buca'da yenildi. Karacabey'le 2-2 bitti. Karacabey'le Bursa'da 2-2 bitti. Ankara Demir'e kendi evinde yenildi. İskenderun'u deplasmanda yenemedi. 1-1 bitti o da. Van maçı dışında hiçbir büyük rakibini yenemedi, güçlü rakibini. Aynen. Kocaeli. Zonguldak Kömür Spor'u saymıyorum. Zonguldak bu grubun iddialı takımlarından biri değil. Bütçesi de çok düşük. Evet. 5 milyon TL'lik takım Zonguldak. Hani Zonguldak'ı küçümsemek için demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Kocaeli Spor, gücü belli Zonguldak. Kocaeli Spor'un Okan Eken'e bir yıllık verdiği para bonservisiyle beraber neredeyse Zonguldak'ın tüm kadrosuna bedel. Hı hı. Aradaki fark yani. Hani burada zaten taraftarlar haklı Fırat Gül'e tepki göstermekte. Bu zayıf grupta bile hoca bir şey yapamıyor. Takım Allah'a emanet, lider geldi bugüne aynen. kadar. Hani hala Kocaeli Spor'un şampiyon olma şansı çok yüksek ama şampiyon olup Kocaeli Spor Fırat Hoca ile seneye devam ederse eskaza taraftarlar tesislere yine sürekli gelir yani. Kesinlikle. Bir de Kocaeli Spor Van Spor'u yendiği zaman da Van Spor hedefe gitmiyordu. O zaman kötüydü evet. Kötü noktadaydı yani zaten play-off bile zor diyorduk. Doğru. Ama sonradan bir seri geldi işin içine girdi. O yüzden Kocaeli Spor'un hataya tahammülü yok. Bir de haftaya Van Spor'a gidecekler. Van'a gidecekler Van'a yani. O yüzden bu maçta puan kaybı olup hafta sonu diyelim ki Van kazanır. Haftaya da bir final maçı niteliğine gelirse tabii. O stres o sıkıntıyla Kocaeli Spor dağılabilir. Aynen. Taraftarın ben tepkilerini anlıyorum. Yani tamam belki küfürleşme falan olduğu zamanlar bunlar doğru değil. Kavga olmadı tabii ki de küfürleşme falan da olmadı da. Yani bunlar olursa kötü. Taraftarı anlıyorum çünkü Kocaeli Spor yönetimi taraftarın damarına basıyor. Ben de taraftara hak veriyorum damarına da. Damarına basıyor çünkü. Bence bir de Fırat Gül dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor. Ama yönetim de Fırat Gül'le dalga geçer gibi açıklama yaptı resmen. Ya onlar hani ben Fırat Gül'ün de hala kalması bana çok garip bence geliyor. Bence danışıkta dövüşüktü orada ya. Engin Koyun dedi ya biz Ertuğrul Sağlam'ı da hani mesela işte iki hoca falan adı İbrahim daha saydı. İbrahim Yüzümezler işte. He aynen hatta yan yana masada oturuyorlar orada Fırat Gül'le Engin Başkan. Fırat Hoca bu o kadar açıklamadan sonra hala neden duruyor ki? Bırak git yani. Vallahi zaten şöyle bir nokta var. Kimse de istemiyor seni. Niye zorluyorsun ki artık? Sadece o açıklama değil. Taraftar haftalardır istemiyor. O zaman bırak git yani. Yani. Artık niye duruyorsun? Zaten bir kere şöyle bir nokta var. Bu takımı küme düşüren hocayla devam ediyorsun sen sezona. Yani bu zaten büyük fiyasko. Biz daha geçen sene
yaz döneminde söyledik, lig bittiği zaman da, Kocaeli Spor düştüğü zaman da. Fırat Gül'ü acilen yollara ayırın, devam ettiler. Kocaeli Spor'un en büyük şansı, Kocaeli Spor'un hangi gruba gideceği son topta belli oldu biliyorsun yazın. Bursa Spor beyaza gitti, Kocaeli buraya geldi. Aynen, Bursa Spor'la Kocaeli Spor son kalan topların içindeydiler. Bursa Spor beyaz gruba gitti, Kocaeli Spor kırmızı gruba. Kocaeli Spor Allah'tan kendi adına kırmızıya gitti. Çünkü beyaza gitseydi yanmıştı. Bu yönetilme şekliyle ve Fırat Hoca'yla şu an ilk ikide bile değildi. Ahmet'le, Urfa'yla, Çorum'la, Esen'le, Erok'larla falan baş edemezdi Kocaeli Spor. Yani çok zordu. Erzincan'la, Düzce'yle. Kadrosu başlatacak kadro da Fırat Gül Hoca yüzünden zaten i̇şte, unuttu. Kadroya bir şey demiyorum. Aynen. Bu yönetilmeyle ve hocanın bu yaptığı hatalarla. Aynen öyle. Çünkü bu zayıf... Kocaeli Spor aşağıdaki takımları yenerek lider oldu hep. Evet. Yani sıkıntı büyük, bakalım. Pazar Spor'u bile yenemedi kendi evinde. Evi bitti. 30 tane şut çektin, 35 tane gol atamadın. Ben bu maçta Kocaeli'nin kazanacağını ve hata yapmayacağını düşünüyorum. Ayrıca maçta seyircisiz bir maç ceza etkiler geldi. Etkiler mi? Etkiler. Pazar günü bir de maç. Dolardı tribün en azından. En azından bir 15-20 olurdu bence. Aynen. Rahat. Mesela pazar maçı nasıldı? Pazar akşamı boştu. Boştu işte. Hani o akşam saat olmasına rağmen boştu. Aynen. Bakalım ne olacak? Bakalım. Zonguldak Kömür Spor da elinden geleni yapıyor cidden. Hani Şenol Hoca da, öğrencileri başkan de. Başkan istifa etti, onu da söylerim ayrıca. Neden acaba, ben vallahi anlamadım. Valla Zonguldak Kömür Spor'da yeni başkan geldiği zaman da ben o zaman da söylemiştim. Bazıları bana soruyordu. Bu başkan da işte Romanya'da iş yapıyor, para var falan da. Ben dedim ki ben başkanı tanımam, etmem. Tabii. Ben yapacağı hamle zaten yani. İkimiz de söyledik, yapacağı hamleye göre konuşuruz dedik. O da aynı hamleleri yaptı. Başkan 2021'in yazında gelmişti. 1,5 yılda ayrılmış oldu işte. 2 yıla yakın oldu. 2021'in yazında değil ya, 2022'de gelmedi mi? Yok, 2021'in yazında geldi. Yani şöyle, 2021-22 sezonu başlamadan geldi işte. Hatta geçen onunla alakalı haber gördüm. Başkan 2021'in yazında gelmişti. Hmm. Aynen. Ben 2022'de geldi. Yok, 21'in yazında geldi. Ya 21-22 sezonu başlamadan geldi. Ben de başlama değil de sezon devam ederken diye. Yok, devam ederken değil. Onunla alakalı haber gördüm hatta. Başkanın adını yazdım. Şöyle baktım. Bir nokta var. Bir takıma yeni bir yönetim geliyorsa ve o takımın geçmişindeki gidişata göre bir farklılık yaratamıyorsa zaten o her şey bizi belli ediyor. Tabii. Biz zaten o zaman da söyledik. Yapılacak, kurulacak kadroya bağlı. O da aynı tarzda kadro kurdu. Belli bütçeyle kurdu. Cılız kadro, aynen. Bakalım, Kocaeli net favori görüyoruz. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer maça geçelim. Sarıyer Fethiye Spor'u konuk edecek kendi evinde. Sarıyer son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarıyer adeta kontak kapattı son haftalarda maalesef. Fethiye Spor da İlk devreye göre son haftalarda daha iyi oynuyor. Özellikle Murat Yılmaz 40'lar elde atamadığı gollerin acısını burada çıkarır vaziyette. Aynen. Ben Fethiye'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu maç nerede oynanır? Bayrampaşa Çetin Emeş'te mi acaba? Bu Bayrampaşa'da. Zaten 3-4 maç kaldı Bayrampaşa'da, sonradan Maltepe'ye geçecekler. Zaten az maç kaldı. Aynen. Sarıyer'in bir hedefi kalmadı. Taraftarların maalesef çok büyük isyanı var. Bu yönetimin devre arası yaptığı hamlelere. İşte aldığınız bütün oyuncuları nerede bunlar? Geçen haftaki maç için konuşuyorlar. Yani Sarıyer'de yönetimde de sıkıntılar var. Yani ama yönetimde maddi anlamda güç var dediler geldiğinde. Valla ben şöyle bakıyorum. Ne diyorsun? Şimdi yani şöyle bakıyorum daha doğrusu. Tamam, ben devre arası zaten Sarıyer'in kafa kafaya gidecek bir kadro kurmasını beklemedim. Zaten öyle bir noktası da yok. Tabii, ki. Çok zor. Ama bari bitik oyuncuları niye alma? Onları niye aldın? Doğan Ateş bitik bitti, okey dönüyor, her yerde sakatlanıyor. Erdinç Pekgöz İskenderun Spor'da zaten aynı şey vardı. Aynı şekilde şeyde Timur geldi. Timur Kosovalı geldi, o da aynı şekilde. Muharrem Doğan geldi. Muharrem sayıyorum. Muharrem iyi oyuncu. En azından en kötü alternatifte bile kalıp iş yapacak oyuncu Muharrem, gitti takımlarda. Melik Derin geldi. Melik Derin'e de bir şeyim yok, lafım yok. O da iyi ama Erdinç Pekgöz, Doğan Ateş, Timur Kosovalı, ki özellikle Doğan Ateş yani sürekli sakatlanıyor son dönemde zaten bu oyuncu. Bir de Sarıyer'de Hüsnü takımdan gitmedi ha. Aynen. Kadroda Hüsnü. Biliyorum. Zaten Hüsnü'yü kimse almaz demiştik ayrıldığında. Aynen. Hiçbir takım. Hüsnü devam ediyor, Hüsnü Başkurt. Hüsnü Başkurt'u Hüsnü Çoban bile elini almaz yani, öyle ya bir nokta Hüsnü var. Hüsnü çok kötü oyuncu yani, alı sahada bile oynayamaz. Net yani. Yani hani işine bile mesela ben baktığım zaman da bize söylenenler bunlar yani. Adam doğru. Yani futbol kafasında yok yani. Asılmıyor diyorlar. Aynen. Yani biz bunu kafamızdan uydurmuyoruz. Aynen öyle. Maçta da gidip izliyoruz. Tabii, hocalar da bize sürekli İnternetteki yayınlanan deplasman maçtan da izledik kaç tane maçı. Aynen. Hepsinde hani maalesef Hüsnü'de. Valla şöyle bir şey var. Sarıyer'de şu an bir Eren Aydın gittikten sonra Ta Dönmez var. Kendini yırtan. Şu an sadece Ta Dönmez var zaten. Aynen. Bertul da gitmişti zaten devre arası. Aynen. Sarıyer'de şu an hani resmen oyuncular sanki böyle hani sağlıklı spor yapmak için spor yapıyor. Hani böyle spor salonuna gidip bir saat spor yaparsın ya. Maalesef oyuncular bence o matta. Aynen. Mesela Fethiye Spor toparlandı. Fethiyeliler elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bunu görüyoruz. Hı hı. Kazansa da kaybetse de.
Fethiye'nin durumu farklı. Olumlu anlamda Sarıyer'e göre daha iyi durumdalar. Aynen yani. Öyle. Ben bu maçta da iki taraftan gol ve goller bekliyorum. Bakalım ne olacak. Ben de Fethiye'ye yenilmez diyorum. Hı hı. Sarıyer'in önce Balıkesir'e ardından da Pazar'a yenilmesi bence fiyasko, onu söyleyelim. Öyle zaten, Sarıyer öyle küçük bir kulüp değil. Taraftar yani. Zamanında Avrupa kupalarında oynamış bir takım Sarıyer Spor Kulübü. Oradaki hani futbolcuların, işte görevde olan isimlerin falan, herkesin durumun ciddiyetinin farkına varmaları lazım. Sarıyer öyle mahalle takımı değil yani. Çok köklü bir kulüp, köklü bir camia. Birçok İstanbul takımı üst liglerde oynarken Sarıyer'in buralarda olması Sarıyer'e yakışmıyor. Aynen, bir de Sarıyer'in stadı yapılıyor şu anda. O da yapılacak mı, ne diyorsun? Yapılıyor hani, başladı böyle. O zaten kesin. Peki. Stad yıkılmaya başladı, büyük bir tadilat da yapılıyor. Hani İnşallah sıfırdan kalp yapılmıyor, bir bakımla yapılıyor. Zaten çalışmalar şimdiden başladı ki yeni sezon yetişsin diye. İnşallah. Çünkü sezon bitip yapsalar da yetişmezdi o. Zaten onay hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de işte bir isim daha vardı, hatırlayamadım şu anda, onun verdi. Hemen zaten yıkım başladı. Kaleler, maleler, bütün tribünler kalktı, yıkıldı. Karşıya da tribün yapacaklar. Valla taraftarlar onu yapmak acaba? Yapmalarını istiyor, daha iyi olur i̇yi diyor. Olur, ben de öyle olur. Düşünüyorum ama bilmiyorum yapılacak mı yapılmayacak. Kapasite mı? Kapasite artar. Onu da sorarız. Bakalım, bol gol bir maç bekliyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer maça geçelim. Serik Belediyespor 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Serik rahat durumda bu gruptaki birçok takım gibi. Hedefsiz kaldılar. Onlar da son dönemde toparladı. Yani hani İkinci rahatlar. Devrede biraz kontak kapatmışlardı. Son haftalarda onlar da kazanmaya başladılar. Aynen yani. Doğru. Zaten maalesef üstünün sezonu kapatması kötü oldu. Hı hı. Ona da tekrardan geçmiş olsun diyelim. Trabzon burada hedefi olan takım bu maçta. Trabzon hani hem şampiyonluğu zorlamaya çalışıyor hem de en kötü ihtimal ikinci olmaya çalışıyor. İyi Aynen. de durumdalar. Önemli oyuncuları da var 1461 Trabzon'un. Özellikle Kerem Baykuş ve Batuhan Kör çok formdalar. Ben Trabzon'u net favori görüyorum bu maçta. Çünkü Serik rahat, hedefsiz. Trabzon ise hedefe odaklanmış durumda ve iyi gidiyorlar. İyi de top oynuyor Trabzon takımı. Bir de Ahmet Çakmak Trabzon'da eski takımına karşı oynayacak, Serik'e karşı. Aynen. Yorumun ne olur? Eğer Ulaş Hoca'dan forma bulursa bu maçta. Görüşün ne olur maçla ilgili? Vallahi bu maç Trabzon için kritik. Çünkü bu hafta çok zorlu maçlar var. Haftaya da zorlu maçlar var. Haftaya Van Kocaeli var. Bu hafta Ankara Demir Van maçı var. Trabzon'un da fikstürü çok güzel Buca maçı dışında. Aynen. Yani. O yüzden yani Trabzon kesinlikle hata yapmadan kazanıp hafta sonuna girmesi lazım. Yani önümüzdeki hafta sonuna girmesi Tabii. lazım. Çünkü dediğim gibi bir anda Kocaeli Spor'un ensesinde olabilir Trabzon takımı, hatta yani iyice yaklaşmış olabilir. İkili averajda da Trabzon'un averajı Kocaeli'den iyi. O yüzden Trabzon'un hata yapmaması gerekiyor. Serik Belediyespor son dönemde toparladı. Skor olarak da bayağı üretkenler. Doğru. Muhammed Akpınar ve Harun bir de Oğuzhan da iyi katkılar veriyorlar. Ben bu maçta bol gollü bir maç bekliyorum. İki taraftan da. Ama Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca Trabzon'dan da ben bu maçta Özkan Yıldırım'dan gol bekliyorum. Geçen hafta Özkan Yıldırım gol attı. Ama ikinci yarının başında oyundan çıktı. Yerine Denizhan Taşkan girdi. Acaba Özkan'da bir sıkıntı mı oldu? Buradan da soralım. Trabzon taraftarlarından oyuncunun durumu ile ilgili yorum bekliyoruz. Çünkü bir sıkıntı olmuş olabilir. Çünkü Özkan iyi oynuyordu. Kerem Baykuş'u da bilerek çıkardı hoca. O normal. İkinci yarıda çıktı. Çünkü işi garantiye almıştı. İkinci yarının başında yani maç ilk yarı bitti, hemen çıktı oyundan. Aynen. İkinci yarının başında Denizhan girdi. Onunla ilgili de Trabzon tarafından, taraftarlarından yorum bekliyoruz. Ben bol golü bir Trabzon galibiyeti bekliyorum. Yani iki taraftan da goller bekliyorum. Özkan Yıldırım'dan ve bu maçta gol bekliyorum. Bakalım ne olacak. Tabii Özkan oynayacak mı, o da önemli. Hani eğer bir sakatlık olup çıktıysa, ciddi bir durumu da varsa belki oynayamayabilir. O da olabilir. Ama ben oynarsa gol atacağını ve Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen. Ben de Trabzon tarafındayım. Bakalım ne olacak. Son maçımıza geçelim. Bu maç çok zor bir maç. Kritik. Alt sıraları acayip yakından ilgilendiriyor. Uşak Spor Balıkesir Spor'u ağırlayacak kendi evinde. Uşak Spor'da Ceyhun Hoca'ya büyük tepkiler var ama hoca şu an hala takımın başında, yollar ayrılmadı. Bu maçı kazanamasa ayrılır bence. Beraber bile bilse gönderirler. Bir de çok geç kalmadılar mı? Kaldılar bence de. 7 maç kalacak çünkü. 3-4 hafta önce gönderirdim ben zaten. Yani. İki takım için de çok önemli bir maç. Nasıl bir maç bekliyorsun? Balıkesir Spor, Uşak Spor'un gerisinde şu anda. Zaten Adıyaman ve Diyarbakır çekildiği için bu gruptan iki takım düşecek. Bu maçı Uşak Spor kazanırsa Balıkesir Spor %100 düşer bence. Hı-hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Uşak tarafındayım. Efecan Barlık faktöründen dolayı senin görüşün ne olur? Vallahi ben hep Uşak Spor'un ligde kalacağını söylüyorum. Balıkesir Spor'un kaderini söylüyorum ama bu maç bu iki takımın kaderini belirleyecek. Eğer Uşak Spor kazanamazsa, berabere bile bitse
acilen Ceyhun Hoca'yla yollar ayrılmalı, onu söyleyeyim. Ki bana göre 3 hafta önce ayrılmalıydı, o ayrı bir şey. Balıkesir Spor'da ekstra bir galibiyet almıştı Sarıyer karşısında. 4-2 yenmiş. Uşak Spor'da geçen hafta ekstra bir galibiyet tam alacak derken 2-2 berabere bitti. Doğru. Ben bu maçta Uşak Spor'un kazanacağını ve 3 puan alıp Balıkesir'le puan farkını 5'e çıkartacağını düşünüyorum. Eğer zaten kazanamazsa ben adım gibi eminim ki yönetim Ceyhun Hoca'yı gönderecektir. Gönderecek de işte geç kalmış olurlar maalesef. Aynen öyle. Bakalım ne olacak. Kötü olur. Hele iki takımın düştüğü yerde Uşak Spor devre arası bayağı transfer yapıp düşerse, çünkü Balıkesir Spor'un tahtası kapalı. Bir şey yapamadılar. Ama Uşak çok hamle yaptı. Türker Dırdıroğlu'nu aldı. Uğur Arslan Kuru'yu aldı. Hı hı. Genç Yıldız Efecan geldi. Efecan iyi oyuncu mesela. Çok iyi. Türker de iyi kaleci zaten. Adıyaman değildi yani. Kesinlikle. Türker şu anda mesela hani playoff oynayacak takımlarda bile iyi bir kaleci. Katılıyorum. Noktasını oluşturabilecek bir oyuncu. Mesela Kocaeli Spor'da Gökhan Değirmenci'nin alternatifi İsmet. İsmet'ten daha iyi bir kaleci. Daha iyi kaleci. Aynen. Alp Tutar'dan da iyi kaleci Türker. Kesinlikle. Kıvanç'ın alternatifi olsa Buca'da atıyorum. Daha iyi olur yani. Tüm takımlara başarılar dileyelim. Aynen öyle. Çok önemli maçlar var. İnşallah kazasız belasız güzel maçlar izleriz hafta sonu. Sana da teşekkürler. Ağzına sağlık. Rica ederim. Tüm şehirlere selamlar olsun öncelikle. Aynen, selamlarımızı gönderiyoruz tüm takımlara. Takımlara da başarılar dileyelim. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.